Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Artık böyle günlük vloglar çekmeye devam edeceğim. Asaf şurada sallanıyor. Bazen günün en başından çekeceğim, bazen ortasından çekeceğim. Şöyle kamerayı ben bir şuraya sabitleyeyim. Bir yandan da diğer pencereleri açayım. Hemen bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim. Sonrasını ben de kestiremeyebilirim. Şimdi benim ufaktan işlerim var. Aslında işler bitmez de nevresimlerimi değiştirmeyi planlıyorum. Buradan sonra başlıktan anlayacaksınız zaten. Annemlere gideceğim. Orada kahvaltı yapacağız. Bugün günlerden pazar. Kahvaltı sonrasında kuzenimin günü var. Bizim her ay günümüz var arkadaşlar, biliyorsunuz. Bundan önce de annemin gün videosunu sizinle paylaşmıştım. Hepinize de bu arada çok teşekkür ederim. Çok güzel izlendi. Şimdi de kuzenimin gününe gideceğiz. Bakalım neler yapmış. Hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra videoyu büyük bir ihtimalle devam ettireceğim. Ama şimdi kendi evimdeki işlerimi yapayım. Sonra anneme, sonra güne gideriz. Diğer perdeleri de açalım. Asap bana garip garip bakıyor. Ben kimle konuşuyorum, neyle konuşuyorum diye. Şimdi şu yatak odasına gideceğim. Asap orada dursun. Çok karanlık arkadaşlar buralar. Kamerayı sabitliyorum ve burayı hallediyorum. Şöyle ince bir yorgan kullanıyorduk. Artık bunu kullanmayacağız. Yün yorganımı çıkaracağım. Bunu makineye atacağım. Bunun güzel yanı yıkanabiliyor olması. Bunu hemen götüreyim. Evet, yorganı tek koyuyorum. Hiç böyle pamuğunda falan bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Daha önce çok yıkadım çünkü. Bazen üşüyorduk diye şu battaniyeyi de getiriyordum. Bunu da havalandıracağım. Bu battaniyeyi daha yeni yıkamıştım çünkü. Bunu da alıyorum. Şu yastıkları da alalım. Bunları da havalandırayım. Yastıkları şu çamaşır askılıklarında havalandırıyorum ama bakalım, inşallah bir şey olmaz. Uçmak gibi. Evet, tam size gözükmüyor ama koydum. Yastıkları zaten çok sık sık yıkamıyorum. Böyle havalandırıyorum. Daha size şöyle yakından göstereyim nasıl yaptığımı. Bakın şöyle yaptım. Battaniyeye astım. Yastıkları da böyle havalandırıyorum. Ev çok soğumasın. Dip 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 dip. Dip 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 dip. Bu arada arkadaşlar, Asap'ı da yanıma getirdim çünkü mümkünatı yok ki ben nevresimleri burada değiştirirken Asap odada tek başına önünde oyuncakta dursun. Buraya getirdim. Beni bir nebze görmesi idare ediyor. Bir nebze tabii. Şu an tam olarak onunla ilgilenmediğim için yine ikna edici değil ama. Şimdi bu sereceğim nevresim takımı değil, çarşaf takımı. Ama bundan çok memnunum arkadaşlar. Böyle saten gibi ama çok aşırı kaygan değil. Siz de Asaf'ın sesini duyuyorsunuzdur. Efendim? Efendim? Sıkıldın mı? Sıkıldın mı Asaf anneciğim?
kaldı. Kaldı. Evet, az kaldı. Büyük bir çarşaf. Kenarları lastikli. Böyle rahatça oluyor. Aşı başı başı. Ne oldu? Heyecanlandın mı? Evet, bir mola verdik biz. Seni sevebilir miyim? Seni öpebilir miyim? Öpebilir miyim seni? Yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim seni? Hamam. Buradaki nar tanelerini yiyeyim mi? He? Buradaki nar tanelerini. Yiyeyim mi? Hamam yiyeyim mi ben bunları? Çok güzeller. Çok tatlılar. Efendim çok tatlısın efendim. Sanki bir şeyler olmuş. Değil mi oğlum? He? Sanki bir şey, biraz bir şeyler mi olmuş? Ama hiç üst çıkarmayı sevmiyor arkadaşlar. Şimdi birazdan mızmızlık yapacak. Aşafım da aşafım, ille de aşafım. Hop biliş de hop biliş. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Aşafım da aşafım. Aşoşum da aşoşum. Aşoşum da aşoşum. Şu an ekrandan arkadaşlar beni izliyor. O yüzden şu an biraz sakin. Başladık. Tamam, evet, devam et. Arkadaşlar dişleri çok kaşınıyor. Bu ne zaman bitecek? Yani bilmiyorum. Acaba hani öndeki dişleri çıkıyor. Öndeki dişleri çıkıyor. Sadece onlar mı şu an ağrıyor? Yoksa bütün damağı mı ağrıyor? Hiç bilmiyorum. Bakın. Tatlı boncuk. Evet arkadaşlar, şimdi videonun bundan sonraki kısmı annemlere gidelim. Annemler de geçecek. Sonra güne gideceğiz. Arkadaşlar güne gitmeden önce şöyle annemlere geldim. Babam bizi aldı Asaf'la. Eşimin işi vardı, o erken çıktı. Asaf'ı bir güzel banyo yaptırdık. O şimdi mışıl mışıl uyuyor. 20 dakikamız kaldı diyebilirim. Şimdi kahvaltımızı da yapacağız. Hem şöyle mantar yapmış. Birazdan onu da çıkarırız. Domates falan da koymuş. Bir de şurada sıcak sıcak lavaş, pide ekmeği falan almışlar. Biz böyle mantar, domates fırınlattığımızda bunları çok severiz yanında. Şöyle tayinli pekmez de hazırlamışlar. Ay şu an canım çekti. Yedim valla. Tatlı şeyler istiyor bu aralar canım. En sevdiğim, daha dün konuşuyordum mantarı çok seviyorum diye ve annem bugün mantar yapmış. Sucuğun yumurtasını da kırdım. Evet, şimdi tabaklarımızı annem servis yapacak. Tülaşımız da kahvaltıda misafirimiz. Bak, sen videoyu çekiyorum, sonra izleyeceksin. Yemekler güzel olmuş mu? Tabii Alin Tülaş. Arkadaşlar biz güne geldik. Şimdi kuzenim şöyle tatlıların çıkıyor. Masayı kurmaya başladı. Ben Asaf'ı Esra'ya emanet ettim. Salataların bir kısmı burada. Bu ne salatası Ravi? Erişte salatası. İçerisinde mısır, turşu, kırmızı biber, bir de dereotu var. Çok güzel duruyor. Sarımsak koydun mu? Hayır, koymadım. Aslında koyacaktım ama mayonez ekledim. Onu dengeler. Normalde ekliyorum ama mayonez çok yakışıyor. Bunların bir kısmı odaya gitti, bunlar da gidecek. Evet. Başka bir şey... Salataları bu şekilde dizdi, tatlıları da böyle getirdi. Bunlar nedir? Etli köftenin hamuru mu? Evet, aynen. Etli köftenin hamuru. Gelir misin? Ablamı çağırdım. Etli köftemizin hamurundan arkadaşlar. Bu pişmiş ama fırına girecek, ısınacak. Daha gevrek olur. Tamı tamına bir tepsi. Allah'ım maşallah. Afiyet olsun. Halam da şöyle tabaklara dizecek. Şöyle köfteler ısındı. Servis tabaklarını aldı. Şu elmalı kurabiye mi Rabi? Evet. Şurada tuzlu kurabiyelerden var. Elmalı kurabiye. Şimdi poğaçalarını da getirdim.
arkadaşlar videonun bundan sonraki kısmı kendi evimde geçecek. Şöyle günümüz çok güzel geçti. Tabii ben bebekli olduğum için Asaf'la daha çok ilgileniyorum artık. Her şey çok güzel olmuştu. Şöyle söyleyeyim. Kuzenim zaten kendi sık sık yapıyor ama tuzlu kurabiyesi efsane güzeldi. Çok bayıldım yani. Bir de halamı, lahana sarmasını defalarca yedim. Halam da sağ olsun bir şeyler koymuştu. Bunu bir sonraki günden çekiyorum. Kurabiyeleri falan biz yedik, poğaçaları. Çökenme de kahvaltı niyetine de diyebilirim. Şöyle sarma koyuyorum. Isıtıp yiyeceğim. Tabanına yapışmasın diye çok az bir su koyacağım. Bunu alalım. Sarma ısınıyorken ben kendime dayımın bize yolladığı hurmalardan hazırlayayım. Şu an Asaf uyuyor. Ben kabuğuyla yiyemiyorum hurmaları. Hurmalar dediğim şöyle Trabzon hurmalarından. O kadar lezzetli ki. Şimdi şöyle iki tane çıkarayım. Şunlara da geçeyim. Birini sarmaya, birini hurmaya. Tabii ki sessiz olmaya çalışıyorum. Ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi şöyle tepesindeki o çiçek gibi olan kısmı çıkardım. Şu ortadan bölüyorum. Bakın şöyle yaptım. Bir tane tatlı kaşığı alıyorum. Şöyle size yakından göstereyim. Bakın şurayı şöyle. Çok da gözükmüyormuş ya. Bakın şöyle sıyırıyorum. Diğer yarılarını da aynı şekilde yapacağım. Evet, bana afiyet olsun. Arkadaşlar kahvaltımı yaptım. Öğlen yemeği kahvaltı karışık. Şu an saat 12'yi çeyrek geçiyor. Asaf uyandı. Artık onunla ilgilenmem gerekiyor. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Cuma günü inşallah tekrar yeni bir video gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.